Randevularınıza veya toplantılarınıza dosya ya da herhangi bir öge ekleyebiliyorsunuz. Aynı maillerde yani postada olduğu gibi. Bunun için de örneğin buradaki toplantıya geliyorum. Herhangi bir dosya eklemek için bu yanda ekle kısmına geliyoruz ve burada ekle grubunun altında dosya ekle, Outlook ögesi, kartvizit ve imza var. Dosya ekleye tıklarsak karşımıza buradan bir pencere geliyor ve buradan herhangi bir dosyayı buradan ekleyebiliyoruz. Örneğin burada bir Excel dosyası var. Ekle dedim ve bu şekilde gözüküyor. Üstüne tıkladığımda istersem bu şekilde boyutunu ayarlayabilirim ya da kaydırabilirim. Yine Outlook ögesi de ekleyebilirsiniz. O zaman bizim karşımıza öge ekle diye bir pencere geliyor. Burada iletişim@videoeğitim.com'da olduğumuz için gelen kutusunda görüyorsunuz. Altta açılıyor direkt. Buradan herhangi bir maili de ekleyebilirsiniz. Yine gelen kutusuna geldim. CV örneği dedim örneğin. Ekleme türü var. Salt metin, ek veya kısa yol. Ek de örneğin bir tane ekleyelim. Görüyorsunuz CV örneğini bu şekilde ekledi. Ya da geliyorum. Salt metin dedim. Bu şekilde ekleniyor. Buradan bunu silebiliriz. Bu şekilde. Ya da Outlook ögesinde burada CV örneğine geldim. Kısa yol dedim. Tamam dedim. Bu şekilde kısa yol şeklinde de ekleyebiliyoruz. Ya da tıklıyorum. Buradan ekleme türünü seçtikten sonra tamamlayıp gönderebilirsiniz. İptale de tıklayabilirsiniz veya gönderilmiş ögelerden zip dosyası örneğin salt metin, ek, kısa yol, ek şeklinde ekledik, tamam dedik. Bir yandakine geldiğimizde kartvizit var. Diğer kartvizitlere geliyorum ve yine karşımızda burada dosya açılıyor. Konumunu buradan ayarlayabilirsiniz. Önerilen kişiler, video eğitim, aile, kişiler gibi. Ve buradan üstüne geldiğinizde görüyorsunuz nasıl olduğunu. Şuna tıkladığımızda bu şekilde kartvizit de ekleyebiliyorsunuz. Yani toplantılarınıza, randevularınıza bu şekilde öge eklemek gayet kolay. Tıkladığınızda ekle sekmesine geldiğinizde isterseniz dosya, isterseniz Outlook ögesi ya da kartvizit ekleyebiliyorsunuz. Ve buradan da hayır diyoruz.